Merhaba arkadaşlar. Biz Gülle Park'ta biraz oynayıp geldik. Hadi üstümüzü değiştirelim. Loli, bana Gül'ün temiz kıyafetlerinden verir misin? Al işte. Bu kirli. Saçlarını da tarayalım. Loli, sen kirli çamaşırları makineye atar mısın? Bak bak bak. Tabii ki. Deterjan koyalım. Ayşe, benim karnım acıktı. Loli, dolaba bak bakalım. Bir şey var mı? Ayşe, dolapta hiç yiyecek bir şey kalmamış. Öyle mi? O zaman ben şu aşağıdaki marketten yiyecek bir şeyler alıp geleyim. Sen güle göz kulak ol. Hemen dönerim. Çamaşırlar yıkandı. Hemen çıkaralım. Makine kurutmada yapmış. O zaman ütüleyelim. Isısını arttıralım. Al bakalım. Teşekkür ederim. Yükseliyor. Su dökmeliyim.
Raf, söndüremedi. Ben geldim. Yangın! Çocuklar! Ben bunu söndürmeliyim. Yangın tüpü lazım. Raf! Ayşe! Geldin mi? Gül! Loli! Hah, iyi misiniz? Raf! Ayşe! Çok korktuk. Ben söndürmeye çalıştım havluyla ama olmadı. Her şey çok korktuk. Çocuklar, böyle bir durumda ağzınızı ve burnunuzu kapatıp yavaş yavaş buradan uzaklaşmanız gerekiyor. Loli, havluyla havalandırarak yangın söndüremezsin. Ateşi daha da güçlendirirsin. Gördüğüm kadarıyla su da kullanmışsın. Elektrikli aletlerde kesinlikle üstüne su dökmüyoruz. Bu yüzden yangın tüpü gerekiyor. Ben aslında onu yapmaya çalıştım. Sana yardım etmek istemiştim. Anlıyorum Loli'cim. Fakat ütüyü de benim yapmam daha doğru olur. Senin dokunmaman gerekiyor. Arkadaşlar, lütfen sizler de bu konuda dikkatli olmayı unutmayın. Hoşça kalın.